Selamlar millet, ben Volkan. Bugün Mazdar Midlane yapacağız. Midlane'de Mazdar meta da biliyorsunuz. Şu an tüm sunucularda en fazla oynanan ve en fazla kazandıran şampiyon olarak Midlane'de ilk sırada yer alıyor. Hemen girdiğim ürünleri ekranda görüyorsunuz. Yine iksir aldım, air'i aldım. Ignite'la başladım. İlk skill olarak E'yi açıyoruz ve E'yi adamı şöyle atıyoruz abi. Hemen geri çıkacağız. Gereksiz bir şekilde minyonlardan hasar yemeyelim. Şu an Smurf hesabımdayım. Sabahın 8'i falan yine maç bulmayacak diye yüksek eloda maç giremedim arkadaşlar. Smurf hesaptan oynuyorum. Belki profilime bakanlar varsa görmüştür. Deli gibi rankı trashlıyorum. Çok fazla yorgunum birkaç gündür. Aralıksız solo Q, aralıksız flex, aralıksız 3v3 atıyorum. Şu an solo Q biliyorsunuz Challenger. Flex de Challenger oldu dün. Bir hayırlı olsununuzu alırım. Şimdi sırada 3v3 var arkadaşlar hedefimde. 3v3'üm şu an Gold 2. Yeni açtım. 3 ve 3'ü de Challenger yapıp o 3 tane Challenger ikonunu görmek istiyorum. Şimdi ilk 3 seviyede direkt 1. E, 2. W, 3. olarak da Q'yu açıyoruz ve E fullleyeceğiz arkadaşlar. W, E yapıyoruz lane'de rakibimizin üstüne ve auto atakları bırakmıyoruz tabii ki de. Mazar early aşamasında, oyunun erken aşamasında minyon yapması sıkıntı. İlerleyen dakikalarda daha güzel. Bu uçarın alınma sebebi ise zaten lane pushlaması. Lane pushlayacaksın, adamı kule altından çıkartmayıp darlayacaksın ve harita hakimiyetini eline alacaksın. Rakip jungle'ı çıldırtacaksın abi. Benim fizim niye gelmiyor, sürekli rakip mid lane geliyor falan gibisinden. Tilt olmaları zaten direkt maçı satmaları demek. Ben şuradan hemen çıkıyorum, lane'i ortada oynuyordum. Tamam, rahat bir şekilde çıktım. Evet, burada çıktık abi. Şurada aslında bir oyun yapabiliriz artık, yengeç de bizde. Alt yengeci büyük ihtimalle Kayn aldı sanırım. Şimdi EW. Bakın minyon uçuran girdim. Minyon uçuranı hemen arabaya kullanıyorum. Ne dedik? En başta lane pushlaması sıkıntı. O yüzden böyle yardımlar alabiliriz. Ürünlerden takviye olarak girilebilir. Hemen şuraya bir yardıma gideyim. Alt yengeci almamıştır diye gitti sanırım. Oh. Kayn'dan bir flash. Daha erken gidebilirdik sanırım oraya. Lane pushlayacağım diye biraz geç kaldım. Ama sıkıntı yok son. Hemen WE. Şöyle yan tarafa geçip bir Q çekiyoruz lane'lere. Minyonlara. Hemen bir düz vuruşlar. Bakın lane'i deli gibi pushladım. Adam kule altında minyon yapmakta zorluk çekecek birazdan. Düz vuruş. İksire bastım, bir auto atak daha çıkarttım. Tertemiz abi. Bir auto. Abi flash ignite yapsam ölüyormuştu bu arada. Bakalım bir şey çıkar mı bana buradan. Yok abi, çıkmayacak. Hemen WE yapıp lane'i pushluyorum. WE. Orada kill alabilirdik, zorlayabilirdik. Ama flash ignite'ımdan olurdum. Daha erken bir ignite de gelebilirdi belki. Hemen burada böcekleri çıkartıp kuleye vuruyorum. Kulenin öncelikli hedefi burada böcekler oluyor arkadaşlar. Kuleye böcekleri de tanklatabilirsiniz. Burada daha fazla zorlamayacağım. Lane'i bu şekilde bırakacağım minyonları. Çünkü yeteri kadar manam yok. Minyon uçuranında olsa burayı pushlayamam. Adam direkt gelecek. Luden'in sol taraftaki kayıp ciltini alıyoruz abi. Eşya olarak 1300 gold'a ulaştığımızda. Mazhar'ın yetenekleri işte E'si hangi hedefte ise W'daki böcekler onlara vuruyor arkadaşlar. Q'su da şöyle bir alanda hasar atıyor ve rakibi susturuyor. Hemen şöyle arkaya Q atabiliriz. Burada bizim pasifimizi aldı. Minik bir miktar hasar atabildi adam. Okey. Hemen şu minyonları şöyle keselim. Artık Luden'den gelen eşyamız da var. Çok rahat bir şekilde lane'i pushlayacağız. Manamız bitmeyecek. Mazhar'ın pasifi belli bir süre sonra geliyor arkadaşlar. Ben şöyle şunu atsam. Çok güzel oğlum. Burada abi silence'ı yediği için adam bana Q atmaya geldi. Ama o sustur yediği için Q'yu atamadı. Biraz kule altında fail oldu. Geri çıkmak için de çok geçti maalesef. Benim için de sanırım buradan geri çıkmak çok geç. Ah tamam. Saldı. Böceklere bak ya, nasıl korkutuyoruz adamı. Üzerimde şu an pasifim var aslında, oynayabilirim. Herhangi bir yeteneğini direkt pasifime yediririm. Dodge'larım orada. İksire bastım. Hafif bir miktar canımı yeniledim. Ölmedi mi? Öldü. Çok iyi ya. Abi görüyorsunuz orada E'den gelen eziyete öldü. Hop, orada da bir kill. Ama bana asist gelmedi. Bakın adam ölü. Ben hemen bu canlı da olsa. Görüyorsunuz bot lane ve top lane kendi lane'lerinde. Hemen durabilirim lane'imde. Serice pushlayayım, böcekleri çıkartayım. Fizz daha yeni doğdu. Arkadakileri E, Q.
Tamam, daha fazla buradan şu barı alamam. Kuledeki o barı alamam. Q'ya veriyoruz arkadaşlar. İkinci yetenek olarak Q'yu fulliyoruz. Hemen bakın lane'de nasıl minyon kaybetti. Şu an 2 level fark attık rakibimize. Tertemiz abi. Hiç öyle bir mekanik isteyen bir şampiyon değil arkadaşlar. Ama Malzahar'la yüksek killer almayı beklemeyin lane'de. Malzahar dediğim gibi daha çok lane'i pushlayıp harita hakimiyetini aldırabilecek bir şampiyon. Harita hakimiyeti demek de zaten maç kazanmanıza olanak sağlayan şeylerden bir tanesi. Rakipte harita hakimiyetinden daha fazla üstünlük kurabiliyorsanız zaten maç direkt sizdedir. Çok fazla birebir de böyle skor almayı beklemeyin. Ama late aşamasına kaldığında tabii ki de güçleneceğiz. Çok fazla minyonumuz olacak, çok fazla eşyamız olacak. Direkt WR attığımız hedef ölecek birazdan. Şu aşamada bile pasifimiz sayesinde ölmüyoruz. Orada bir totem vardı, gördüm. Hemen şu totemi keselim. Sürekli lane'i itiyorum, bakın görüyorsunuz. Sürekli, hiç böyle salmıyorum. Manamız da yeterli bir şekilde yetiyor. O ilk base'de 1300'lük eşyayı aldık. Adam minyonlara son vuruş atmaya geldiğinde görüyorsunuz. WE yaptım. Çıkan hasar efsane. Şurada bir E daha attım. Ult atsaydım ölmeyecekti. Ignite'ım yok. Şimdi W'ye bastım. Şu minyona bir E. Hemen pushla, hemen pushla, hemen pushla. Şurada E'mi koyayım. Q'mu kafama. R'ye ignite yaptım. Adamın ultisi üzerimde aktifleşmeden, patlamadan ben direkt kesmiş bulundum. Şu minyon uçuranı artık bu saatten sonra hiç gerek yok aslında. Ama gene de seri pushlamak açısından direkt yapıştır abi. Bakın saniyeler içerisinde lane'i pushlayıp adam öldü. Bir dünya wave kaybediyor ya. Hem X'de öne geçiyorsun, hem harita hakimiyetinde öne geçiyorsun. Böyle bir şeyde öne geçemesen de. Diyelim sen bu lane'de kill alamadın. Harita hakimiyetindeki önemin zaten sana maç kazandıracak. En önemlisi bu. Benim karşımdaki hatasız oynadı bu maç falan diyorsan lane'i pushlayıp hemen çıkıyorsun abi. Hekarime falan gidiyorsun. Burada bakın baitleyeceğim Hekarime. Şimdi Kayn'a şöyle bir WQ. Hepsini tutturdum bu arada. Orada Q'umdan gelen susturu da yedi. Şimdi burada şöyle bir Fize WE. Öldü o. Tertemiz abi. Fize attığım Q tutmadı ama yeri belki kışkırtılır dedim. Kışkırtılmadı abi. Yeri bir hamle yapar dedim. Yapmadı. Teleport da girebilirsiniz. Eğer karşınıza Zerat, Vel'Koz tarzı uzaktan dürten bir şampiyon gelirse kesinlikle teleport da alabilirsin. Lane'de bazı temel şeyleri de anlatmıyorum. Bakın ilk eşya Luden'i bitirdik. Ionia çizmesi çektim ki %40 CDR. Sürekli skill çevirelim. Arkasından Rylai'ye gideceğim. Mid lane motor, bot lane motor demiş. Bakın lane'de direkt şöyle yan tarafa gelip bir Q çevirebilirsiniz. Q atma şekli de öyledir arkadaşlar. Minyonların yanına geçip Q atarsın. Ben şimdi lane'i pushladım, tekrardan roam'a çıkıyorum. Artık mid'de zaten bakın hemen şöyle bir map hakimiyeti dedik ya. Görüşleri temizliyoruz. Drake'i çok rahat alabilirim. 3 level fark var, ben 10 level'ım. Şurada bir şeyler deneyeceğim. Leona atla abi. Okey, lane'i pushlatayım ben. Buraya kadar gelmişim. Bir kuleye muleye oynayayım bari. Burada böcekleri de saldım. Hiç yoktan lane'den tahribi kullansın aynen. Tekrar böcek. Bak sürekli W basıyorum. Orada hemen Ezreal'ın ultisini ses efektinden anlayıp dojluyorsun. Çok güzel abi. Buradan bir bardağı aldık. Biz bir bardağı aldık. Tamam, sıkıntı yok. O kulenin mesela hasarı pasifim sayesinde işe yaramaz hale geliyor. W'ye tekrardan pushluyorum. Bakın daha Fizz lane'i pushlayamamış abi. Çok güzel bir şey ya. Ben deli gibi lane pushluyorum. Oo, bakın burada E minyonlardan şeye sekti direkt. Ezreal'ı da sekti. Bak şimdi burada ben bir oyun yapacağım bu çocuğa. W'yu çıkarttım. Flash'e R yapıyorum. Flash'e R, D'ye de basıyorum. X'e basıp bir düz vuruş ve adam öldü. Tertemiz abi. Bu şekilde flash kombosu da yapabilirsiniz gençler. Adamın E'sini kullandığını biliyorum. E ile dojlayamayacak beni. Direkt üzerine flash. E ulti ignite. Ultiden çıktığında da bir auto atak atarsın. Auto atağını da ne ile güçlendiriyorsun? İksirle. Tertemiz. Zaten air'in de var. Bu şekilde Malzahar'la maçları taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Şu an mid lane'de meta, dediğim gibi ilk sırada mid'in tercihi. Size tavsiyemdir, alabilirsiniz. Bakın WEQ attım sadece adama. Ve hala E'den hasar yemeye devam ediyor. Burada şimdi bence büyük ihtimalle minyonlara girecek. Aslında yapmamam lazım ama red'e girdi büyük ihtimalle arkadaşlar. Evet, red'i saldı adam. Aa, burada totem var. Tamam. Yapma. Öldük arkadaşlar ya. Ah be abi. Totemliymiş ya orası.
Hayır, adam şuraya totem bıraktı. Oraya da iki tane mi totem vardı üstünde, anlamadım ki. Bu biraz bizim açgözlülüğümüzden oldu, sıkıntı yok. Ben zaten maçı kazandık hevesiyle gittim, o taraflarda da takıldım. Normalde ultim yokken, flash'ım yokken oralarda bulunmamam lazım, benim hatam. Da böyle hatalarınızı fark edip şey yapmanız lazım, kendinize ders çıkartmanız lazım. Yoksa yükselemezsiniz. Ultisini biliyorsunuz zaten, Malzahar'ın 2,5 saniye hedefi yerine sabitliyor ve hasar atıyor. Okey, şimdi tekrar yapmam gerekene geçiyorum. Bakın, lane'i pushlayacağım seri bir şekilde. Roam'a çıkacağım. Lane'i pushlayacağım, Roam'a çıkacağım. Mid'in kulesi çok az. Canı çok az mid canı. Şöyle bir düz vuruş, böcekleri de çıkarttım. Bir düz vuruş daha. Tertemiz bir şekilde mid'i düşürdüm. Burada flash'im olsa bunu flash engage atıp keserdik bakın. WERD yaptım. Ama Voli'nin buraya gelmesi inanılmaz. Voli gelmeseydi orada iki tane auto atak çıkartıp peşinden koşup Rylane'in slow'uyla kesmeyi düşünüyordum çocuğu. Ama top lane 0-3 olduğu için bizim roam atmak istedi. Orada Silence'dan şu an ulti falan basamıyor bakın Kayn. Q'umdan gelen sustur etkisi sayesinde orada yeteneklerini kullanamıyor. Evet arkadaşlar, şimdi Liandre'nin sol taraftaki lanetli maskesini çektik. 1500 gold'a. Paranız yetiyorsa direkt şunları çekin. İnflak değneği alıp şunları almayın. Morello'da da öyle. Sol tarafındaki eşyayı almak daha iyi oluyor. Daha worth. Mümkün mertebe paranız ona yetiyorsa base atın zaten. Daha fazla lane'de durmanıza gerek yok. Ben şimdi mid'de açılacak bir şey yok abi. Deli gibi pushladık. Bota ineyim. Botta tek başıma bir split yardırayım şöyle. Zaten iyi durumdayım. LCS farm yapılabilir mesela bu karakter. Çok müsait LCS farmı. Ben şu an 0 tryhardlıkla oynuyorum bakın. Çok rahat win'i alıyorum. Sizden de aynı performansı bekliyorum. Yapmanız gereken tek şey lane'de W'ye atıp minyonları pushlamak. Sonra roam'a çıkmak. Görüşe çıkmak map'te. Sol tarafımda bir Voli bir var. Onu gördük az önce. Tamam, mid'e gitti. Hemen burada biraz zorlayabilirim. Burada Hextech atarak benim şeyimi aldı. Pasifimi. Pasifim 15 saniye sonra tekrar gelecek. Takım oyuncuları ölüyor bizim şu an. Ben oraya gideceğim ama arkamdan da Fizz geliyor. Orada ulti atılmaz. Fizz direkt bozacak beni. Tamam, Fizz Silence yedi. E'den basamıyor şu an. Abi tertemiz ya. Tertemiz. Orada Fizz Q'dan sustur yedi arkadaşlar. Silence dediğim sustur gene. E'sine basamadı. Ben direkt full komboyu çektim. Oradan zaten Fizz ölünce benim E Thresh'e geçiyor. E hedefi öldürüyorsa direkt en yakınındakini atlıyor bu arada. E'si çok güzel bir şey. Malzahar'ın. Minyonlarda da geçerli, her şeyde geçerli. Orman yaratıklarında, şampiyonlarda. Tabi Urgot sattı şu an. Ah, ölmedi. Çok iyi ya. Bakın, böcekleri çıkartıp tekrardan kule oynayalım. Adama da E atıyoruz, Q atıyoruz. Bakın, deli gibi hasar artık. Bir de Morello, Liandry bitse siz hasarı düşünün. Biz tekrar susturuyor diye Ignite'ı koyayım. Büyük bir teamfight atmadık. Bir teamfight atsak maç direkt bitecek. Bakın, iki kez öldük ama çok fazla mesela şeyden kaynaklı, o pozisyon alımımızdan. Bir tanesi bizim kendi hatamız, açgözlülüğümüz. Bir tanesi pozisyon alma hatamız. Uçarla da çok fazla ileride oynamayacaksınız arkadaşlar. Kırılgan bir şampiyon sonuçta, pasifiniz falan bittiğinde. Şimdi bot lane'ini bir türlü zaten açıldı. Top lane'e gelip tüm minyonları pushlayacağım. Minyonlarla beraber şu ikinci kuleyi alacağım. Biliyorsunuz oyun kule aça aça kazanılıyor. Kill peşinde koşmayın. Şimdi hepsi buraya geliyor, biliyorum. O yüzden geri çıkacağım. Ben burada bir de gagaları istiyorum. Ya çok fazla şeyimiz olduğu için, minyon temizleme özelliğimiz, böyle hasarımız çok güzel olduğu için şu an hepsi, her şeyi alabiliriz. Gördüğünüz her şeyi vurun yani. Burada alabilirim aslında bir tanesini. İksiri bastım. Hiç burada ulti atmak istemiyorum şu an bize. WEQ yaptım sadece. Tamam. Oraya da girmeyeceğim, canım çok az. Mid'de aslında inhibitor yapılabilir ya. Doğru, bir şey oluyor orada. Ben şuradan bir silence. WE öldü. Bak, orada E direkt şeye sekti, Kayna sekti. Ne? Aa, ben burada tamamen adam öldü zaten. O kadar rahatlık içerisinde oynuyorum. Şu pozisyon alımı diyorum ya. Mesela ben de çara hakim olmadığım için öldüm şu an. Bir de Kayn'dan o Q'yu falan beklemiyordum. Tabi zamanla hasar verdiğimiz için, anlık bir hasar vermediğimiz için
Kayn Ordu bizi kesebildi. Anlık bir hasar versek hiç o hareketi yapamadan çoktan ölmüş olurdu. Zamanla hasar verdiğimiz için arkadaşlar biraz şey yapmamız lazım. Sağ sol olduğum yerde durdum. Maybet. Ya bakın görüyorsunuz gene bu tarz hataları yapınca bile Char güçlü yani. Sürekli minyon aldığımız için, kule aldığımız için hata yapsanız bile Char size taşıma potansiyelini sağlıyor. Mid lane'de dediğim gibi şu an %54, %55 win rate ile kazandırma oranı var karakterin. Diğer mid lane'lerin %50, %51'dir. Ben şimdi tekrardan tapa gidiyorum. Şu tap ikinci kulesine zorlayacağım. Üstüme adamları çekeyim. Bizimkiler mid lane'de aslında çok rahat açabilir. Şuradan kuleyi alıp çıkacağım. Hepsi bana gelecek birazdan. W'ye basıp hemen kule, hemen kule. Benim şey gene ona sekmiş. Abi çok güzel bir şey ya bunun E'si. Bakın şurada yaratık ölüyor ve gidiyor Kayn'a sekiyor. Moralli 10 bitti şu an. Base atabilirim. Eğer gelirlerse de keseriz herhalde bakalım. Hiç acımayacağım abi. Voli işmiş falan dinlemem. Silence'a da koydum. W, E'yi bir daha koydum. Öl artık abi. Şöyle bir silence atayım. Arkama W bırakayım. Riley'den slow yesinler. Gelirse keserim bu arada. Silence. Ah! Fener'e bastı. Tamam. Oo, çok iyisin oğlum sen. Aa bana kaldı. W şuraya bir Q, E atayım. İksire basayım hemen kaçayım. Gene pozisyona dikkat ediyoruz bakın. Önde durmayacağım. Önde durunca ölüyorduk. E'yi atarsam öldü. Hareket hızımız aynı ya adamla. Okey çok iyi abi. Bakın ufak bir şey böyle pozisyon alımımıza dikkat ediyoruz. Ölmüyoruz. Stun'ı çak. Hemen W, E. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Şöyle de bir Q. Ölmedi mi? Hadi abi. Yes! Liandry'e öldü. Çok iyi ya. Bakın Liandry kızart. Adamı kesmeme yetti orada. Abi deli gibi parayla base atıyorum her seferinde. Her base attığımda 1-2 item bitirebiliyorum çok rahat bir şekilde. Ya bunun sebebi mesela şurada fight dönüyor. Ben gidip kayacılara falan kesebiliyorum. Fight içerisinde minyonları pushluyor olabilmem. Ya karakter efsane ya. 3 kere öldük ama çok boş beleş öldük ya. Emin olun şu maç 15'e 0 oynanırdı. Ben çok rahatım şu an sadece ondan. Kazanmışlığın verdiği rahatlık var. Öve öve bitiremedim karakteri ama gerçekten övülesi bir karakter şu an. Bakın tüm inhibitörler açık. Bot lane'e geldim. Dedim ya kule açmadan, böyle görevleri oynamadan maç bitmez. Full tryhard oynayın. Hata yapsanız bile bunlara özen gösterirseniz zaten maçı kazanacaksınızdır. Orada minyondan şimdi adama sekecek. Yine sekti gördünüz. Minyon ölünce adama sekiyor. Bak Kayn yarı can. Abi çeyrek can kaldı. Sadece E'mden bakın. Eski Sivey'nin E'si gibi bir şey ya bu. Eski Sivey'nin E'si de takatıyordu. Şu an adamlar bize cevap veremez. Ignite Ray yapacağım direkt Voli'ye hiç acımayacağım. Sonra olduğum yerde WEQ spamlıyorum. WEQ içinde Kayn var. Şöyle kafama bir W attım. Eğer üzerimde oynarsa diye bir WQ attım kafama. Öleceğim galiba. Okey ölmüyorum. Tamam oyunu bitirmeye geçeyim ben şimdi. Şuradaki minyonları da alayım. Bakın minyonumuz 260'lara çıktı abi. Çok rahat bir şekilde. Şimdi pasifim var. Ben burada oynayabilirim Ezreal'a. Derken maç bitti zaten. GG. Huh. Arkadaşlar gerçekten böyle kanser bir karakter. Şiddetle tavsiye ediyorum. Mid lane'de mekanik istemeyen bir şampiyon sonuçta. Autofill bir mid lane olsanız bile abi Vazar oynamanızı tavsiye ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki şampiyonumuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.